Almanya'nın Bavyera eyaletinin Hof kenti yakınlarında 2001 yılında kaybolan küçük kız Peggy Knobloch vakasının hükümlüsü Ulvi Kulaç beraat etti. 2004 yılında ömür boyu hapis cezası alan Ulvi Kulaç son duruşmada beraat etti. Arkadaşlarımız Bu Mustafa olay ne Akbaba ve zaman Anıl Üret başladı? mahkeme Peki'nin sonrasında kaybolup aileye kaybedilmesi mikrofon ile ilgili. uzattı. 2001 tarihinde kız ortadan kayboldu. Araştırmalar yaptılar. Araştırmalarda oğlan sakat olduğu için menenjit hastalığı geçirdi. 6 yaşındaydı. Akranlarından hemen hemen 15 yaş daha gerisi geri kaldı. Araştırma yapanlar kimseyi bulamadılar tabii. Dediler bir tane sakat var. Onu bulalım da onun üzerine yükleyelim dediler. Biliyor musun şeyi? Öyle kaldı. Ulvi suçlanırken sizi de suçladılar. İşte Tabii cenazenin ben kızın cesedinin ortadan kaldırılmasında babanın da parmağının olduğu iddia edildi. O zamanki duygularınızla şimdiki duygularınız nasıl? şimdi oğlanı sorguya çektikleri zaman avukatsız hemen hemen 15-20 sefer avukatsız olaraktan sorguya çekildi. Devamlı her gün 2 saat, 3 saat, 4 saat artık ne kadarsa oğlana baskı yapıldı. İşkence yapıldı diyeyim. İşkenceden oğlan artık dedi yeter dedi. Bu kadar dedi. Daha şey yapamıyorum dedi. Bu sefer üzerine aldı şeyi ben yaptım dedi. Bu sefer araştırmalar yapıldı. Yapıldıktan sonra oğlana dediler peki sen yaptın cesedi ne oldu? Ceset dediler bir arkadaşın üzerine attı. Onun da gittiği yer, çalıştığı yer belli meydana çıktı. Ondan sonra ikinci sefer başka bir arkadaşının üzerine attı. Onun da şeyi çıktı. Yani çalıştığı yer. Bu sefer üçüncü sefer dedi babam aldı dedi. Cesedi dedi. Götürdü arabanın arkasına koydu. Götürdü nereye attığını bilmiyorum. O zaman benim başımda patladı biliyor musun? Ondan sonra arabayı arama yaptılar. Evin içini arama yaptılar. Hiçbir iz yok yani. Ne bir ipucu var, ne ölüsü var, ne dirisi var. Bunlar öldü olaraktan kanaat ediliyor. Ama bizim şeyimiz yani niyetimiz ne diyeyim onu? Bizim düşüncemizse kız hala herhangi bir yerde yaşıyor yani. 11 yıl haksız yere katil damgası yiyen Ulvi'ye yapılan bu haksızlığı ailesi en yetkili makamlara kadar taşıyacak. Wie fühlen Sie sich jetzt als Mutter nach 13 Jahren mit Weinen, mit Tränen in den Augen, mit Wut über Naja, wir sind halt jetzt glücklich, dass dieser Mordvorwurf endlich vom Tisch ist. Das hätte vor 13 Jahren schon passieren können, wenn die Ermittler und die Rechtsanwälte, wenn sie ordentlich gearbeitet hätten.